Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler, sosyal medyaya baktığımız zaman görürük ki böyle bir paylaşımlar görülür. Demek o paylaşımlarda böyle bir şey görürük. Allah'ı tehkir edirler, Allah'ı sövürler. Kimi? Özde polis adına deyirler bunu. Tabii ki bunda bəzi qüvvələrin, bəzi şər odaklıların bir planı da ola bilər. Çünki söyürlər deyirlər, ancaq ortada bir dəlil yoxdur. Allah Azze ve Celle Bəqərə suresinde 111. ayette belə buyurur. Eğer doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Çünki bir insan bir şeyi iddia edirsə, kardeşlerim, onun dəlilini gətirməlidir. Ve dəlil gətirməyən insanlar Allah katında fasiqdirlər. Yani bunun fərqinə varmırlar. Məsələn, Allah Azze ve Celle Hicurat suresi 6. ayette buyurur ki, bir fasik size haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir gövme zarar vermiş olarsınız. Odur ki, polisler adına böyle bir ifadeler işledirler. Düzdür, mən o polisler kimi inançla deyilen, polisler kimi yaşam biçiminde de olmasam belə. Ancak bunun bir iftira olduğuna inanırım. Çünkü bazı şer kuvvetlerin belə bir fitne yaratmak kimi bir problemleri olduğunu görürüm. Yani böyle şeylere aldanmayın kardeşlerim. Bir insan bir şeye teslim olduğu zaman kayıtsız, şartsız dediğimiz mesela biz deyirik ki kayıtsız, şartsız sadece Allah ve Resulüne teslim olunur. Ancak birisi bir ağızdan bir söz atır, tez onu təsdiqləyirlər, onu şeyi yayırlar, onu paylaşırlar. Sanki doğruymuş kimi. Doğrudursa adını deyin, familiyasını deyin, dövlət də bununla bağlı bir tədbir görsün. Mesela Azerbaycan dövləti nə etdi? Hindistan mesela şey konsolosluğunu çağırdı ve onlara dedi ki bu dine İslam'a söymek bizim için bir şeydi da yani bu keçilmez bir şeydi yani olmaz böyle şeyler bunlara son verin diye bir tedbir gördüler yani böyle bir eğer bir şey varsa hansa bir polis bunu eğer edipse o polisin cezalandırılması için ne inemezsiniz adını soyadını familyasını hardadır kimdir neçidir bunları bildirmelisiniz. Əks halda siz yalan danışırsınız. Kim mən buna inanmıram? Mən buna inanmam ki, bu İran'ın bir təbliğatıdır. Yəni kimsə də belə şeylərə inanmasın. Qayıtsız şartsız yenə deyirəm. Sadəcə Allah və Rəsuluna inanırlar. Yəni Allah və Rəsul nə desə ona təslim onlar inanırlar. Doğru olduğuna inanırlar. Digər insanların gətirdiyi hər bir mənbə onun doğruluğu araşdırılması üçün nə edilməlidir? Bir dəlil ortaya qoyulmalıdır ki, İnanmıram ki, belə bir şey olsun. Çünki dəlil qoya bilməyəcəklər ortaya. Adı, soyadı, kimdir, nəçidir. Əgər bəzi şər qüvvələrin içərdə deyir ki, belənçi edirlər, bunu şey deyirlər. Hansısa bir polis bunu deyib. Yaxşı deyibsə, adını, soyadını da desin. Niyə gizlədir ki? Yəni, bir müsəlman, özünə bir müsəlman deyən adam niyə adını gizlətsin ki? Doğrusunun dəlilini qoymalıdır ortaya. Ki, İnanmıram belə bir şeyin dəlilini ortaya qoysunlar. Odur ki, belə şeylərə aldanmayın, boş şeydir. Bu mənim fikrimdir sadəcə. Əssəlamu aleykum.